Arkadaşlar, hepinize merhaba. Twitter hesabımda takipçilerimden gelen hisse senetleri ve imtia taleplerine istinaden YouTube kanalımda grafik analiz eğitim videoları hazırlıyorum. Sizler de kanalıma destek vermek isterseniz abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayınız. Evet, bu haftaki ilk hissemiz arkadaşlar İhlas ev aletleri sorulmuş. Zararda olan arkadaşlar varmış. Bakalım bir eğitimsel olarak grafiğini anlatmaya çalışalım. Şimdi benim biliyorsunuz ilk analiz yaparken yaptığım şey şu. Aylığını açarım. Önce bir en düşük gördüğü seviye, bir de en yüksek gördüğü seviye bir destek çizgisi atarım. Daha sonra böyle önemli üst görmüş olduğu veya dip görmüş olduğu bölgelere de sonuç itibariyle yatay destek kanalları çizerim. Burada neden hisse mesela bu bölgeden tepki almış şu an görebiliyorum buradan. Şimdi neden buradan tekrardan dirençle karşılaşmış? Bakın daha önce bu seviyede zaten satıcılar aktif hale gelmiş. Aynı bölgede satıcıların aktif hale gelmesi hiç de şaşırtıcı değil. Yani bu hisseyi ben aldığımda önce bir grafiksel olarak şöyle aylığını açıp yatay destek kanallarını çizsem bu hisse bu seviyelere geldiğinde eyvah şimdi 2.87'de veya işte en fazla 2.90 10 kademe daha çıkmış. Bunun üzerinde aylık kapanış yapabilse yukarı devam edecek. Burada zaten satıcılar baskın gelmiş. Bu şekilde bir ne yapmış? Satıcılar burada tekrar aktif hale gelmiş ve fiyatı aşağı doğru itmiş. Haftalıkta böyle, aylıkta böyle. Stotastiğe bakıyorum. Stotastik zaten şu seviyelerde. Bak bu mumda görüyor musun? Aşağı doğru kesişimli yapmış. Ben diyor bu mumun altında yani 3.27'nin altında kapanış yaptığında sat sinyali gelir demiş. Ona da burada sat sinyali vermiş. Son mumu zaten anlattık neden burada olduğunu. Bu mum yalnız çok kötü bir mum. Bu ayı böyle kapatırsa bu seviyelerde bu şekilde bu düşüş de devam ettirir. Yalnız bakın bu ayı böyle kapatırsa diyorum. Yani hemen panikleyip de elinde olan arkadaşlar hareket etmesinler. Daha analizimiz bitmedi. Devam ediyoruz. Bir yükselen trend çizgisi çekmek istiyorum buradan. Bakın. Yükselen trend çizgimiz bizim yeşil oluyor. Buraya değirdik. Buraya değirdik. Ve şu anda yükselen trend çizgimizin neresinde kaldı arkadaşlar? Altında kaldı. Ha, demek ki burası önemli. Biz aylık olarak şu seviyenin üzerinde kapanış yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Buraya hemen geliyorum. Bir yatay çizgi atıyorum. 2.05. 2.05 üzeri bu ise kendini tekrar yükselen trend çizgisi üzerine atar. Bakın 2.05 bu arkadaş bunu not alsın. Onun üzerinden devam edeceğiz. Şimdi burada hemen haftalığına geçiyorum. Haftalığa geçiyorum. Haftalıktaki görünümüne bakacağım mum formasyonuna. Evet burada stotastik al sinyalini vermiş şu seviyede. Bir doji'den sonraki yüksek bir kapanış 2.21 üzeri. Bu ise ben gideceğim demiş. Yukarı çekilmiş. İşte buradan sat sinyali tekrar gelmiş. Sat oluşmuş daha doğrusu dirençle karşılaşmış bu bölgede. Zaten bu bölge bakın şurada da daha önce alıcılar burada bir şekilde fiyatı yukarıya taşımaya çalışmışlar ama velakin bakın şu seviyeye gördüğünüz gibi bir direnç bölgesi olmuş. Bunu da hemen kırmızıya boyayalım. Burada normal yani dirençle karşılaşıp sat yemesi. Şimdi günlüğüne bakalım. Günlüğünü analiz edelim. Şu anda yükselen trend çizgisinin altındayız. Evet bakın burada bir pin bar bırakmış. Ben sat geliyor demiş. Şu seviyenin altında kapanış yaptığı anda 2.52 takip dışı kalması gerekiyormuş. Son olarak günlüğüne baktığımızda. Gelmiş ters çekici yapmış. Altında kapanış yapıp bir doji oluşturmuş. Yani bir spin bar dediğimiz bir doji. Bir kararsız doji. Bunun üzerinde yapacağı önümüzdeki hafta yapacağı kapanışlarda 1.84 üzeri biz takibe devam diyelim. Burada bir direnç bölgesi oluşturmuş tamam mı? 1.84 bu bir direnç. Kırmızılar direnç, yeşiller destek olacak. Bu bizim desteğimiz. Bunu yeşil yapalım hemen. Evet. Şimdi stotastik de aşırı satış bölgesi içerisine girmiş. Eğer bu seviyenin altında 1.81 altında sat yaparsa 1.71'e düşer arkadaşlar tamam mı? 1.71'e geri çekilir. Burada bir harmonik formasyon görüyorum günlüğünde. Onun analizini yapalım. Geldim. Şuradan biraz daha yukarısı. Evet. Oh, pardon yanlış bir şey almışız ya. Tools almışım. Fibonacci'yi alacağım ha. Evet. Buradan bir yukarı yönlü baktığımız zaman
50. Ben şu seviyelerde, bakın şu seviyelere. Hedeflerimiz mavi. Mavi çizgiler hedefimiz. Kırmızılar direnç, yeşiller destek oluyor. Bu bölgede belki bir hareket yapabilir. Bu bölgeye kadar bir hedefi olabilir. Ama hangi şartta olabilir? Ona iyi bakmak lazım. Hangi şartlarda olabilir? Şu şartlarda olabilir. Şimdi burada bir harmonik formasyon var dedik. Harmonik formasyon kendisini bu bölgede stop ediyor. Yani şu kanal altında kapanış yapar ise 1.53 seviyesi. Savunma hattı, önemli savunma hattı burası arkadaşlar. Bakın önemli savunma hattı. Hemen çiziyorum burayı. Burası önemli savunma hattı. Önemli savunma hattı. 1.53.6 takip dışı kalır. Ya kesin ve kesin 1.53 altında kapanış yaparsa takip dışı kalır. Çünkü hisse buradan nereye gideceğini de söyleyeyim size. Yani geri çekilme yaparsa bu seviyenin altına evet 79 seviyelerine kadar buraya bir destek çizgisi atalım. Yeşil desteğimiz onu da belirtelim. Bu şekilde hareket edebilir ama 1.53'ün üzerinde kaldığı sürece de şu hareketi yapabilir. Evet. Yani X, A, B, C düşüşü tamamladı. Burada C ayağını tamamlarsa buradan yukarı yönlü bir hareket yapma ihtimali var. Yalnız şöyle bir durum da var. Biraz daha çekilme yapabilir. Yani 1.53 seviyesine kadar dedik. Geri çekilebilir. Burayı da belirleyelim. Şimdi burada yükselişi yapabilmesi için yani yukarıdaki hedefini görebilmesi için bakın yukarıdan aşağı bir düşen tren çizgisi çizdim, değil mi? Bunu da neyle çiziyoruz? Kırmızı ile çiziyoruz. Geldik şu seviye. Evet, bizim tren çizgimiz. Bakın, şu an fiyat 1.81. Gelir 1.81, 1.205. Bak daha önce çizdiğimiz şu yatay çizgi vardı. 2.05 üzerinde kapanış yapar ise o zaman hem düşen tren çizgisi içerisinde üstünde kapanış yapmış oluyor. Hem aylıkta çizdiğimiz şu yeşil çizgi yükselen tren çizgisi içerisine geri girmiş oluyor. 2.05 önemli yükseliş için bir tren. Burası da önemli direnç bölgesi. Burayı da kırarsa yukarı yönlü hareketini devam ettirir. Böyle bir harmonik formasyon mevcut. İhva ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Yani şöyle hemen kısa da bir 4 saatliğine bakalım. Stokastiğini görmek istiyorum. Stokastik aşırı alım bölgesine inmiş, satış bölgesine. Burada belki bir hani eğer Pazartesi günü şu mum formasyonu, bak doji yapmış, long leg doji var burada. Bunun üzerinde kapanışlar yaparsa 1.86 üzeri yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir. Biz şöyle diyoruz, 1.71 üzeri takibe devam. 1.71 üzeri takibe devam. Tamam mı? İhvayı biraz fazla anlattım çünkü ilk defa analizini yapıyoruz. 1.71 üzeri takibe devam. 1.71.6 takip dışı şöyle buraya kadar çekilir. Buranın altında da yani 1.53'ün altında da tamamen takip dışı kalır. Çünkü aşağıda baya bir çekilebileceği bölge var. O zaman başka bir harmonik formasyon yapmaya yapabilir arkadaşlar. Evet. İhlas ehvaletleriyle ilgili düşüncelerimiz bunlardı. Biz bunu bir resimleyelim sonra devam edeceğiz. Evet, ikinci hissemiz Silver sorulmuş. Silver'la ilgili biz daha önce bir çalışma yapmıştık sanırım. Evet, bakın 2.24 ve 2.54 hedefleri olarak vermişiz. Bu tabii 3.54'e kadar gitmiş. Bunu da 23 Kasım tarihinde ben fiyat 1.94 seviyelerindeyken 1.88 altına sarkar ise buradan yükselen bir tren çizgisi çizmişim. Bu bölgelere geri çekileceğini söylüyorum. Yukarıda 2.24 ve 2.54 fiyatları vardı. Ve hedefine ulaşmış sonuç itibariyle nihai olarak 2.54'ü de görmüş. Daha sonra yukarı gitmiş, geri çekilmiş, bu bölgede takılmış. Yükselen tren çizgimize bakın gelmiş, burada bir iğne atmış, düşmek istememiş. Sonra tekrar yükselmiş, bir daha gelmiş, gaplı altında kapanış yapmış ve aşağıda verdiğimiz desteklere gelerek buralardan tepki almış. Şimdi çizim araçlarını bir kaldıralım. Burada Silver ne yapmaya çalışıyor ona bakalım. Şöyle bir X A dersek
Evet. Zaten burada 2.37'de bir direnç varmış arkadaşlar. Bakın daha önce gördüğü direnç bölgesi satıcıların burada baskın olduğu bir bölge. Burada fiyatı aşağı doğru daha önce itmişler. Yine aynı şekilde burada bu bölgeye geldiğinde tepki vermiş ve aşağı yönlü fiyat düşmüş. Şu anda şöyle sevindirici bir haber var. 2.10 üzerinde kalmış. Şöyle yapacağız. 2.10 üzeri takibe devam edeceğiz, tamam mı? Aslında bir saniye bir şey yapmak istiyorum ondan sonra. Şimdi burada 0.50 yapmış. Gelmiş. Bakalım stokastik sat sinyalini oluşturmuş. Evet. Burada bir ya çok cins bir harmonik formasyon var burada. Hani cins demeyeyim de hani çok aşağıda formasyon bozulma yeri. Ben böyle sevmiyorum çok aşağıda olduğu zaman. Ben daha çok işlemlere böyle C ayağının dibinde girmeyi daha tercih ediyorum bu tarz hisselere. Yani hisse giderken şu seviyelerde bakın dikkat edin %50'si yaklaşık burası. Bak en yüksek gördüğü seviye, en düşük gördüğü seviye %50'ye gelmiş hisse burada direnç bölgesinde. Hani buralarda hisseye girmeye gerek yok ki. Kalsın %50'nin üzerinde. Ondan sonrasına devam et. %50'yi kendine stop olarak belirle. Burada şimdi tabi eğer geri çekilmeye devam ederse 2.10 seviyesi biraz önce de söylemiştik. Aynı yer yine çıktı. Evet 2.10 üzeri takibe devam. 2.10 üzeri takibe devam. Takibe devam diyoruz. Çünkü 2.10'u kırarsa aşağıda benim beklediğim bölge bakın şöyle bir şey yapacak. Tamam, bir saniye dur. Önce şurayı bir silelim. Şöyle bir şey yapabilir. Orayı da belirleyeceğiz. D ayağını. Evet. Ya ben bu hissede geri çekilme görüyorum. Hani 2.10'un altında kalırsa geri çekilmeye devam eder. Çünkü burada eğer geri çekilmeye de devam ederse bu seviyeye kadar gelip bu şekilde yani düşünün 2.10 seviyesinden 1.17'ye kadar formasyon kendini bozmuyor. Bu ne demek oluyor? Formasyon buraya kadar da gelse bu hisse dönecek dolanışa eğer buradan tepki alırsa bakın bu seviyenin altında kapanış yaparsa zaten aşağıda yine bir önceki ihvada olduğu gibi 0.55 seviyesine kadar bile geri çekilme ihtimali olabilir başka bir harmonik formasyon oluşumunu yapmak için. Anladınız mı? Yani dolayısıyla bizim için önemli olan ha buraya gidecek diye söylemiyorum arkadaşlar. Harmonik formasyonlarının öngörülerinden bahsediyorum şu anda ne olabilir diye. Şimdi burada geldik. Bu seviyeye kadar çekilebilir 1.67'ye kadar veya 1.67'nin altında 1.21 bu seviye neresi? 1.19. 1.19 seviyesine kadar da gelebilir. 1.19 altı formasyon bozulur. 1.19 altı formasyon bozulur. Burada bunun altında formasyon bozulur. Zaten bizim takip bölgemiz de neresi olacak? 2.10 üzeri. 2.10'un altında kapanış yapar ise zaten burada yükselen trend çizgisini de ne yapmış oluyor arkadaşlar? Kırmış oluyor. Değil mi? Bu bizim sihirli çizgimiz. Bu çizgiler önemli. Bu yükselen trend çizgisinin altında şu bölgede kapanış yapar ise o zaman geri çekilimini devam ettirecektir. Biz burada şu bölgeyi de işaretleyelim. Hedefimiz 3.30 seviyesi. Evet. Bu bizim desteğimiz, bu desteğimiz. Bu şekilde silver'ı takip edebiliriz.
hareketli ortalamalarına bakmak istiyorum nedir diye. Evet, bakın çok önemli bir yerde duruyor. 2.10 üzeri gerçekten bu ise düşüşe devam eder. 2.10 üzeri 6 düşüşe devam eder. 2.10 üzeri kaldığı sürece de yukarı devam edecektir. Ama yukarıda nasıl devam edecek? Bir de şöyle bir trend çizgisi çizmemiz lazım. Düşen trend çizgisi çizelim. Buradan bakın. Evet, düşen trend çizgimiz. Bu bizim düşen trend çizgimiz. Bu bizim yükselen trend çizgimiz. Sıkışma var mı? Var. Hangi yöne düşüş yaparsa, yani kırılım yaparsa o bölgeye doğru yükseliş yapacaktır. Yükselen trend çizgimizi biz yeşil yapıyoruz. Düşeni de kırmızı yapıyoruz. O yüzden bu bölge önemli. Hangi bölge? 2.10 seviyesi ve 2.15 seviyesi. Bu aralıkta zaten şu mum üzerinde pazartesi günü, bakın şu çok güzel bir mum aslında, hani bir satış mumu, ama pazartesi günü bu mumun üzerinde kapanış yaparsa, 2.18 üzerinde kapanış yaparsa bu ise yukarı yönlü hareketini devam ettirir. Ama stotastiğe baktığımda da bir sat sinyali günlükte oluşmuş. 4 saatliğe bakıyorum. 4 saatlikte al sinyali şurada oluşmuş. Saatliğe bakalım. Saatlikte de stotastiğimiz burada sat sinyali vermiş. Evet, biraz daha geri çekilme olabilir. Ondan sonra kendini toplarsa iyi olur. O da endeksin tabii durumuna bağlı. Endeks de yukarı yönlü hareketini devam ettirirse buradan geri dönüşümünü yapıp, değil mi, yoluna devam edecektir. Yani illa çok geri çekilmesine gerek yok. Bu seviyeden de biraz geri çekilip şu seviyelerden, hemen orayı da belirleyelim. 2.10'du galiba. Tekrardan bakmak istiyorum o bölgeye. Pardon, 1.94 seviyesi bizim buradan da desteğini alıp devam edebilir. Şuraya bunu da çizmek istiyorum. Şimdi açıkçası. Evet. Silver'la da ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki hissemiz Alya. Evet, Alya stotastiğimiz bizim bu bölgede al vermiş günlükte zaten. Hangi seviyede? 0.44 seviyesinde, bakın bu seviyelerde, hatta 48'de bile al vermiş. 0.53 seviyesi üzerinde de yükseliş trendine girmiş olmuş. Niye? Burada çünkü ne yapmış arkadaşlar? Yukarıdan aşağı trend çizgimizi çektiğimiz zaman bu bölge bizim düşen trend çizgimizi kırdığı bölge, değil mi? Yeni bir kanal oluşturmuş burada. Şimdi günlükte, hatta önce bir aylıkta bakalım buna. Evet, aylıkta stotastik şu seviyelerde al vermiş. Hangi seviyede? 42 seviyelerinde. Burada zaten bir direnci varmış, bakın. Burada bir direnç bölgesi varmış. Aynı seviyeye gelmiş. Satıcılar burada da yine burada aldıkları malı burada boşaltmışlar aşağı yönlü. Şu anda aylıkta 0.59 bizim takip dışı bölgemiz. Tamam mı? 0.59 üzeri takibe devam. Tamam mı? Hedefi ne olur? Onu da şey yapalım. Çünkü burada şöyle bir çizgi çizmek istiyorum. Bakın. Evet. Şu an tam düşen trend çizgisinin üzerinde. Bunun üzerinde haftalık, aylık yapacağı kapanışlarda hisse yukarı yönlü devam edebilir. Şu zirveden çektiğimiz zaman da evet, nereye kadar yükselebilir? Bu bölgeyi tekrardan test edebilir. Niye test etmesin? Şu bölgeyi. Yani 1.28-1.54 seviyesine kadar bir yükseliş gösterebilir. Ama bizim için önemli olan aylıkta da aşağıdan yukarıya şu çizginin, yani 0.47, 59 altında 47'ye kadar çekilme yapar arkadaşlar Alya. Tamam mı? Şimdi günlüğüne tekrar geri döneceğim. Bir harmonik formasyon var mı burada, ona bakalım.
İlginç. Bir böyle var. Şurada bir şey gördüm. Evet, bu seviyede çok iyi, güzel. Bu hissenin tam, bakın, şuraya kadar bir harmonik formasyonu gözüküyor ama tabii bu zaman alır arkadaşlar. Aylıkta bakıyorum. Hani bu sizi aldatmasın. Hemen olacak diye bir şey yok. Ama hissede şöyle bir 1.26 seviyelerine bir harmonik formasyon oluşumu olabilir. Evet, 0.59 üzeri biz hisseyi yukarı yönlü hareketini devam ettiriyoruz. Takibe devam ediyoruz arkadaşlar. 0.59 üzeri takibe devam dediğimiz hisse yukarı yönlü hareketlerine devam ederse yukarıdaki bizim vermiş olduğumuz, tabi burada düşen trend çizgisi var. Bunun üzerinde kapanışlarına devam etmesi lazım aylık olarak. Yoksa buradan tekrar sat gelebilir. Çünkü günlüğüne falan bakalım. Statistik ne diyor? Tamam, aylıkta böyle diyor da günlükte evet, bak, sat sinyali oluşmuş. Burada da günlükte daha kısa da 60. 0.59 demiştik ama ya aynı, zaten çok bir şey değişmez. 59-60 yine aynı bölge bizim için stop olarak görünüyor. Hareketli ortalamalarına bakalım. Bunun hareketli ortalamalarda ne diyor bize? Evet, hareketli ortalamalarda burada 9 günlük hareketli ortalama 63. Hiç sıkıntı değil. Bu seviyeye kadar da sarksa 51-52. 59 altında 51-52 seviyesine kadar geri çekilme yapabilir. Burada bir harmonik formasyon oluşturmaya da çalışıyor. Ona da bakalım. Kısasında da var. Burada evet 618'e kadar gitmiş. Burada aşağıda hisse eğer bu seviyelere kadar, yani 53-54'lere kadar çekilirse veya 47'ye kadar çekilirse, ki 47 biliyorsunuz 59 altında 47 var demiştik. 47'ye kadar çekilirse orada da şöyle bir şey yapabilir. X, A, B, C ve D bu şekilde bir harmonik formasyonda oluşturabilir. Ama hep beraber izleyelim bakalım. Burada önemli olan, bakın, düşen trend çizgisi üzerinde şu anda bunun altında kapanışlar yaparsa bu üçgen içerisine geri girecektir. Üçgenin alt bandına kadar sarkabilir. Buradan tekrardan yukarı X, A, B, C. Burada da bir bullish formasyon gördüm. Evet, 886, 618. Oo, sıkıntılı. Bakın şu bölgenin altında, 47'nin altında kapanışlar, 45'in altında kapanışlar yaparsa hisse tamamen takip dışı bırakılır. Onu söyleyeyim. Ama 59 üzeri biz takibe ne yapıyoruz arkadaşlar? Devam ediyoruz. Burada yazdık. 0.59 üzeri takibe devam. Albaraka sorulmuş. Biz Albaraka'yı çizmiştik, yorumunu da yapmıştık. Aylıkta sat sinyali devam ediyor. İlk verdiğimiz hedefe gelmiş maşallah. Evet, geçen haftalarda bunun video analizini yaptık. Burada bir kelebek formasyonu olduğunu, 2.27 hedefi olabileceğini bahsettik. Ve geldik burada, bakın, 1.23 hedef vermiştim ben geçen hafta. Hemen bakalım. Al ya hissemize. Şey, pardon, Albaraka. Hisseler. Evet, hisseler. Albaraka. Albaraka'yı çok uzun zamandır çiziyoruz arkadaşlar. 2 Mart. Ha, geçen haftayı kaydetmemişim herhalde ben. Neden? Ha, yok. Kaydetmişiz, evet. Ne zaman? 2 Mart. Doğru. Fiyat 1.42 seviyelerindeyken aşağı doğru bir harmonik formasyon olabilir. Yukarıda da 2.27 hedefi olduğunu bahsetmişiz. Ama Albaraka'yı ben daha önce analizini yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar. Biz buraya kadar düşeceğini söylemiştik zaten bunu. Bakıyorum. Evet, buraya geldi. Bu seviyeden 1.23 görür demiştik. Neyse. Şimdi devam ediyoruz. Bakın burada bir dirençle karşılaştı. Geri çekilme yapıyor. Geri çekilme yapıyor. Haftalıkta al sinyali oluştu. Önümüzdeki hafta 1.23 üzeri kalırsa hareketini devam ettirir. Ama şu anda daha pozitif bölgede değil. Pozitif bölge 1.42 üzeri. Pozitif bölge bu bölgelere kadar, 1.80'lere kadar, 2.27'lere kadar görür. Tamam mı? Çünkü ben baktığım zaman haftalığında
buradan aşağı doğru bir tren çizgisi çektiğimde hala düşüşün altında, yani düşen tren çizgisinin altında kalmış vaziyette. Şimdi biz haftalıkta al verse de günlükte sat sinyallerinin oluştuğunu hissettim ben şimdi şeye göre. Çünkü geri çekilmeye göre bakın 1.23 direkt iğne atmış. Ben bunu geçen hafta değil ondan önceki haftalarda yapmışım arkadaşlar. Videosunu izleyebilirsiniz. Hedefi görmüş. Buradan aşağı geri çekilmiş ama son gün burada bir doji oluşturup 9 günlük hareketli ortalamanın üstünde kalarak devam etmiş. Şimdi bizim için önemli olan burada şu 1.15 üzeri fiyat takibe devam. Tamam mı? Hatta şöyle yapalım, biraz daha musamma göstereyim. 1.12 1.12 üzeri fiyatı takibe devam ediyoruz. 1.12 üzeri takibe devam. 1.12.6 yapacağı kapanışlarda hisse geri çekilmeye devam eder. Niye? Şöyle yapalım. Hop geldim. Yükselen tren çizgimi çizdim. Evet. 1.14 seviyesinin kırılımını yaparsa 1.12'ye gelir. Burada 21 günlük hareketli ortalamamız var. Bunun altında kapanış yaparsa altı boş zaten. Geri çekilmeye devam eder. O yüzden 1.12 bizim için 1.11, 1.12. Evet, 1.12 seviyesi bizim için yukarı yönlü hareketine devam eder. 1.23 üzeri hisseyi takip hızlanır arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi burada bir harmonik formasyonu var. Bunun biz analizini yaptık. Daha önceki videolarımızı izleyebilirsiniz detaylar için. 1.23 üzeri de yukarı yönlü harekete devam eder. Ama 1.23'ün altında kaldığı sürece de burada 1.15'leri zorlayacaktır. 1.15'lerin altında kapanış yaparsa 1.12 alt desteği, onun altı boş zaten tamamen takip dışı kalır. 1.12 altı takip dışı kalır. Bu bölgeye kadar geri çekilme yapabilir çünkü. Evet, Smart'a bakalım. Smart hissemizin de biz analizlerini yaptık. Hatta sadece Smart analizlerimiz var videolarımızın içinde. Smart'ta şöyle bir şey demiştik. Smart hedeflerini görmüş en son yaptığımız analizden sonra. Bir çanak formasyonu olduğunu, buradan geri çekildi. Tekrardan hedef bölgesi olarak burayı ve burayı vermiştim. İkisini de görmüş arkadaşlar. Tamam. Şimdi ekranı tamamen kaldırmak istiyorum. Acaba günlük mü baksam diyorum da haftalık mı baksam? Evet, ben Smart'ta şunu söylüyorum, iddia ediyorum. 8.82 üzeri yapacağı kapanışlarda, haftalık yapacağı kapanışlarda hisse yukarı gider. 8.82'nin altında haftalık kapanışlarda hisse geri çekilmeyi yapacaktır arkadaşlar. Evet. Formasyon var burada da ona bakıyorum nasıl bir şey yapacak. Hatta şöyle yapalım, 8.82 üzeri de 9.38 gibi bir fiyatı var yukarıda. Bunu da mavi yapalım. 9.41 değil 9.36 seviyesine çekelim. Ama 8.32'nin altında kapanışlar yaparsa da aşağıda 8.14 bizim takip dışı yerimiz arkadaşlar. 8.14'ün altında takip dışı kalır. Bu desteğe çekilir. Onun altında da bu desteğe çekilir. 8 kaç dedik burada? Pardon çok özür dilerim. 8.14 8.14 seviyesine bunu atalım. 6.72 alttaki bizim alt desteğimiz. 8.12 üzeri takibe devam. ...8.12'nin altında takip dışı kalır ise. Haftalıkta al verse de tekrar sat sinyalini oluşturmak üzere. Eğer bunun altında kapanışlar yaparsa dediğim gibi 8.82 altında 8.12'ye kadar sarkma ihtimali var. 8.82 üzeri de ilk göreceği de burada 9.32 olacaktır. Evet, Smart'tan sonra bir sonraki hissemiz Carrefour'sa sorulmuş.
Carrefour'sa haftalık da çok güzel görünüyor. Haftalığını da güzel kapatmış ama direnç bölgesinde kapatmış bu bölgede. Demek ki bu bölgenin üzerinde yapacağı kapanışlarda, yani önümüzdeki hafta 7.52, bakın burası çok güzel bir direnç bölgesi. Daha önce satıcıların burada sürekli, bakın, sat sinyalleri bu fitillerden anlayabiliriz. Burada satıcılar baskın gelmiş, fiyatı aşağı baskılamışlar, aşağı baskılamışlar. Şu anda da tam direnç bölgesinde kalıyor. Biz 8.48 üzeri yapacağı önümüzdeki hafta kapanışlardan, haftalık kapanışlardan bahsediyorum. 8.49 üzeri fiyat yukarı yönlü hareketine devam eder. Haftalık da al sinyali oluşmuş. Haftalık 6.69, 6 takip dışı kalır. Günlüğüne bakalım. Günlükte, evet, sat sinyali oluşturmuş. Bakın, bir ters çekiç, ondan sonra yapacağı bir kapanış. Şu anda teyidini vermiş gibi duruyor. O yüzden 7.49 seviyesi önemli. 7.49 günlükte, 7.49, ben günlüğü de koyuyorum. Günlükte 7.49 üzeri kapanış yapmaz ise, yani şu seviyenin üzerinde 7.71 üzerinde kapanış yaparsa yukarı hareketine devam ettirir. Yoksa bu hisse 6.69 seviyelerine kadar, şu bölgelere kadar geri çekilme yapabilir. Bakalım Fibonacci'mizle de onaylayalım. Evet, 6.67 demiştim ama 6.66 seviyelerine kadar geri çekilme de yapabilirse bu bölgeye kadar. Evet. Zaten alt 5.13 seviyemiz var. Burası bizim önemli destek savunma hattı bölgemiz. Bunun altında ise tamamen takip dışı kalır günlükte. Burada zaten 2 lira gibi bir fiyat şeyi var. Ha, şöyle takip ettiğimizde bir tane tren çizgimizi buraya koyabiliriz. Bir tren çizgimizi şu şekilde koyabiliriz. Son tren çizgimizi de, yükselen tren çizgimizi bu şekilde koyduğumuzda, yani bu seviyenin altı 6.68, altı tamamen takip dışı kalır. Mı? 6.66, 6 kapanışlarda takip dışı kalır. Tamamen takip dışı kalır. Buraya kadar çekilebilir. Çünkü burada dediğim gibi bir sat sinyali oluşmuş ama eğer endeks pazartesi günü güçlü bir şekilde yukarı yönlü, hani bir kar al gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir ufak bir düzeltme de yapabilir. Günlükte, çünkü stotastik de kafasını eğmiş. Ha, eğer günlükte 7.52, 7.49 üzeri, dediğim gibi, hani şu seviye, bakın 7.73 mu, bak şu mum, bir önceki mumun üstü kapanış yaparsa hisse yukarı yönlü devam eder. Nereye kadar? 7.88'lere kadar. Bunun üzerinde kapanış yaparsa burada artık yükselişini devam ettirir. Evet. Bir sonraki BİMTAŞ sorulmuş. Şu kodları düzgün yazalım. Ben mi yanlış yazdım bilmiyorum. BİMTAŞ. BİMAŞ. BİMAŞ mı? Artık BİMAŞ'tır herhalde. BİMTAŞ değildir. Valla BİMAŞ dedik de BİMAŞ bizim hedefleri görmüş. Hala devam ediyor. Maşallah yukarı yönlü. Bu ara BİMTAŞ'mış arkadaşlar. Bu ara BİMAŞ'ı da araya koymuş olduk. Evet. BİMAŞ'ta şimdi şöyle bir harmonik, daha doğrusu bir formasyon var. Ne? Çanak formasyonunu bu seviyede görmüş. Bu seviyenin ne yapmış? Üzerinde kapanışlar yapamamış. Daha önce burada bakın bir shooting star, inverter hammer'la daha sonra sat sinyali gelmiş, düşmüş. Bu bölgede de yine aynı şekilde bir hamile, bir engulf'la daha sonra bir normal bir pin bar, daha sonra bir satışlı, çok hacimli bir satış mumu aşağı doğru çekmiş. Şimdi bir maçta şuna, BİMTAŞ'ta şuna dikkat etmek lazım. Bantaj, bandırma, ambalaj sanayi 2.73 üzeri şey 6 kapanışlar yapar ise bu seviyeye kadar geri çekilme yapabilir. O yüzden bakın burada yükselen tren çizgilerimiz var bizim. Bu tren çizgilerinin üzerinde kalması lazım. 6 sıkıntı demişiz. Bir tane buradan var. Bir tane de şu kısada bir yükselen tren çizgisi var. 2.79'da bir direnci var. Bunu kırarsa yukarı yönlü tekrar 2.92 seviyesine gelir. Burası da güçlü savunma bölgesi. Bunu da kırmızı yapmamız lazım. Savunma şey, direnç bölgesi.
bu bölgenin üzerinde kapanış yaparsa da o zaman yukarıda bu hedefe gidecektir. Ama bu burada yükselen tren çizgisinin altında kapanışlar yaparsa ben aşağıda 2.37 seviyelerine kadar geri çekilme bekliyorum. Ha, bunun altına da çekilebilir. Burada 200 günlük hareketli ortalama var, 2.33. Bunun altında kapanış yaparsa zaten tamamen takip dışı kalır hisse. Evet. Çim beton, hazır beton sorulmuş. İlk defa analiz yapacağımız hisselerden bir tanesi. Hemen aylığını açıyorum. Aylığına bakıyorum. Aylığında sat sinyalini burada vermiş zaten. 100 aylık hareketli ortalamanın önce altında kapanış yapmış. 50 haftalık 50 aylık hareketli ortalamadan tepki almış. Daha sonra onu da kırmış. Aşağıda daha önce bu bölgeden neden tepki almış diyelim. Bakın burada direnç bölgesi var. Ne yapıyoruz? Önce bu şekilde bakın yatay destek dirençlerinizi çizerseniz sizin için daha faydalı olur. Şu destek dirençleri kullanmayı öğrenirseniz hissenin neden bu bölgelerde tepki verdiğini, bakın burada da bir daha önce satıcıların baskın geldiği direnç bölgesi var değil mi? Bakın hemen hemen aynı bölgede ne yapmış? Bir dirençle karşılaşmış ama haftayı ayı bence çok güzel kapatmış. Aylıkta da burada biraz daha yakınlaştırdığımda 9 aylık ve 50 aylık hareketli ortalama direnç olarak karşısına çıkmış. Bunların üzerinde kapanış yaparsa yukarıda 35-60 ve tekrardan 37-60 gibi bir seviyelere ulaşabilir. Geri çekilirse de 30-72 gibi bir seviye gözüküyor. Haftalığına bakalım. Haftalığında al sinyallerini şurada oluşturmuş. Bak stokastik burada. Zaten bir pin var ve üzerinde yaptığı bir kapanış. Bakın 3. mumda üzerinde kapanış yapıyor. Bu demek oluyor ki ben yukarı yönlü hareketimi devam ettireceğim. Burada işleme girilebilir. Yani işlem takip edilebilir. Nereden çıkılabilir? İşte işlem şu seviyenin altında, bu mumun yarısının altında yapacağı kapanışlarda kaldı ki bakın yarısına kadar şu mumun iniyor ama orada tekrardan tepki alıp yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Geliyor. Bakın direnç gördüğü aylık olarak baktığımızda 50 aylık vardı orada. Burada da 50 haftalık hareketli ortalamada direnç olarak karşısına çıkıyor. Burada bir düzeltme söz konusu olabilir. Normaldir. Düzeltme yapabilir çünkü bir dirençle karşılaşıyor bu bölgede. O yüzden 33.90 üzeri yapacağı kapanışlarda, hatta 90 demeyelim şöyle, 33.72 üzeri hisse yukarı yönlü bu seviyelere kadar, 36.84'lere kadar yükselebilir. Günlüğüne bakalım. Günlüğünde sat sinyalleri oluşuyor. Evet bakın burada aşırı satış bölgesinde, alım bölgesinde, özür dilerim. Aşırı alım bölgesinde hisse burada 80'in altına iniş yaparsa, yani bu bölgenin altına 32 liranın altında takip dışı kalır bu hisse. Alt desteğini çizelim. 32 TL altı takip dışı kalır. Evet, takip dışı bölgemiz bizim 32 TL olarak belirleyelim. 33.72 üzeri de 34.24 ve üzerinde 38 liraya kadar önü açık gözüküyor. Burada bir çanak formasyonunu yapmaya çalışmış, gelmiş. Şu noktada bitirmiş. Burayı, boyun bölgesini kırarsa yukarı devam eder. Günlükte bıraktığım mum formasyonu da fena değil. 4 saatlik ve saatlik de büyük bir ihtimalle tekrardan bir al pozisyonuna geçmiş olabilir mi? Evet, bakın 4 saatlik de şurada bir iki tane doji yapıyor. Üzerinde yaptığı bir kapanışla tekrar burada bizim 32.70 üzeri kalıyor. Eğer biz 4 saatlik olarak takip edeceksek, bu hisseyi takip eden arkadaş 32.70, yani seanslık hızlı trade'lerde 32.76, burada tekrar belirttiğimiz 31.96 seviyesine çekilir hisse. Şu anda dediğim gibi mumları fena değil. Bir yükselen tren çizgisi çekip kırılımını yaptığında takibi de bırakabiliriz şu şekilde. Evet. Şöyle bir yükselen tren çizgisi de çekerek hisseyi takip edebilirsiniz. Şimdi harmonik olarak bir şey var mı ona bakacağım. Şu hareketli ortalamalarını falan bir kaldırmak istiyorum. Evet.
Günlüğünde bakmak istiyorum. Yine Fibonacci'de bir direnç bölgesindeymiş gibi gözüme geldi. Evet, bakın burada 33.62'de bakın bir direnç bölgesi var. Buraya gelmiş. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar yaparsa 36.90 hedefi olabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi buradaki direnç bölgesinin üzerinde kapanış yapması lazım. Bunu biz kırmızı direnç bölgesi yapalım. Geri çekilmeler yaparsa da onu da belirleyelim. Birkaç tane yani C ayağının oluşmasını bekliyorum. C ayağı oluşursa bana hatırlatsın arkadaşlar. Burada bir düzeltme hareketinden sonra tekrar bir yukarı yönlü hareket olursa ona göre tekrar bir şey belirleyebiliriz. Burada alt destekler olarak da yine 32 liranın altında çünkü yüksek bir fiyatı var. Bu bölgelerden bence geri çekilme yapıp bir düzeltmeden sonra tekrar yukarı giderse daha sağlıklı bir hedefine ulaşabilir. Yukarıdaki hedefi bu. Aşağıdaki destek bölgeleri bu. Burayı kırarsa zaten 32 lirayı aşağıda bu seviyelere kadar geri çekilebilir. Şimdi şöyle bir şey de yapalım. Burada güzel bir olay da şu. Günlüğünde yukarıdan aşağıya bir düşen trend çizgisi çektiğimiz zaman da şu anda trendi yukarı yönlü kırdığını görüyoruz. O yüzden burada yükselen trend çizgisini aşağı kırmaması önemli. Çünkü kırarsa tekrardan bu seviyelere kadar geri çekilme yapabilir. Migros sorulmuş. Migros'un biz analizini daha önce yaptık. Bir önceki videolarımız da vardır. Şu anda Migros evet yükseleceğe kadar da yükselmiş aslında. Bakın burada bir önceki videomuzda omuz baş omuz olduğunu söylemiştim. 24.36 üzeri takip ve devam demiştik. 24.36'dan 20.30-90'a kadar yükseliş göstermiş. Burada bir hani ters çekiç gibi bir şey yapmış. Daha sonra bir pin bar yapmış ama önemli bir seviye. Biz takip dışı bölgemizi 28.32 olarak belirleyelim. Tamam mı? Bunun altında ise geri çekilir. Nereye kadar? 26. Ya şu kanala geri çekilir. 28.78.6 kapanışlar yaparsa ise şu kanal içerisine geri çekilecektir. Ana nihai hedefi bizim yukarıda beklediğimiz hedef bunda bir kelebek formasyonu vardı. Biz bunu çok önce çizmiştik. 35.80 olarak söylemiştik. Haftalık mumunu çok güzel kapattı. Bu seviye bakın daha önce görmüş olduğunuz zirveydi. Buradan yine satıcılar bakın daha önce de bu bölgede bakın ne yapmış satıcılar aşağı doğru fiyatı baskılamış. Tekrar yükselmiş yine baskılamış. Çıkmaya çalışmış tekrar baskılamış. Aynı seviyeye gelmiş tekrar baskılamış. Şu seviyede bakın şu çizdiğim bölgede. Burayı hacimli kırdı şimdi boyun bölgesini burayı. Bu kanalın üzerinde kaldığı sürece sıkıntı yok. Ama bu kanalın üzerine de atar ise yani 30.68 üzerinde o zaman biz 35.80'ı rahatlıkla bekleyebiliriz arkadaşlar. Ama dediğim gibi haftalarını güzel kapatsa da burada günlükte stotastik evet stotastik burada sat sinyallerini her ne kadar oluştursa da güçlü bir şekilde aşırı alım bölgesinde alım devam ederse yukarı yönlü fiyatı fırlatır. Ama alımlar burada hacimsel olarak satıcılar biraz baskın gelse de alıcılar yukarı doğru fiyatı tekrardan kaldırmışlar. Hep beraber önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Söylediğim gibi 28.78 önemli bir destek bölgesi. Bunun altında kapanış yaparsa kanal içerisine gelir. Buradan bir düzeltme yaparak yoluna devam edecektir diye tahmin ediyorum. DESA sorulmuş. DESA'yı geçen hafta analizini yaptık. Lütfen geçen haftaki analiz videomuzu izlemekte fayda var. DERSA'yı mı yaptık? DESA'yı mı yaptık? Neyi yaptık bilmiyorum ama şu bölgenin üzerinde yapacağı kapanışlarda yukarı gider demiştik. Daha önceki hafta yapmışız pardon.
ve hedeflerine ulaşmış. Yani daha doğrusu yukarı yönlü hareketini devam ettirmiş. Biz burada nereye takılmış ona bakalım. Evet, 4.17 seviyesinde bir direnç bölgesi varmış. Bakın daha önce burada zaten destek bölgesiymiş. O destek bölgesi şu anda da direnç bölgesi olmuş. Günlükte sat sinyali stokastikte gelmiş. Eğer bunu devam ettirirse 3.65 seviyelerine kadar geri çekilebilir. 3.65'in altında takip dışı kalır ise 3.65 üzeri takibe devam. Üzeri takibe devam. 3.65'in altında 3 liralara kadar çekilebilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. 4.17 üzerinde de kalırsa 4.70 gibi bir hedefi olacaktır. Ona da mavi ile işaretleyelim. Fakat benim hani kendi kanaatime göre burada bir harmonik formasyon oluşturursa, şöyle güzel bir harmonik X, A, B, biraz geri çekilme ve düzeltme C ve yukarıda şöyle bir 5.91 seviyeleri gibi bir seviyeye kadar bir yükseliş olabilir. Bunu da zaman gösterecek çünkü X, A, B ayağı şu anda tam oluşmuş da diyemeyiz. B ayağı tam yerine koymuşuz, 5.87. Tam B ayağı oluşmuş ama C ayağı oluşmamış. Biz C ayağının oluşmasını bekliyoruz. Burada sat sinyalleri olduğu için geri bir düzeltme olabilir. Veya 4.71 seviyesine kadar yükselip ondan sonra bir düzeltme hareketi, 4.71 seviyesine kadar gelip sonra bir düzeltme hareketine girebilir. Hep beraber izleyeceğiz. Bizim için önemli olan burada 3.65 üzeri takibe devam. 3.65 altında takip dışı kalır. Günlük kapanış olarak söylüyorum. Daha kısa vakitte hani günlük alsat yapanlar için bilmiyorum, hani ben çok alsata karışmıyorum ama orta vade olarak, kısa vade olarak baktığımızda burada 3.93.6 kapanış yaparsa hisse geri çekilimine devam eder arkadaşlar. Önemli, bakın çok önemli bir şey. Şurada bir trend çizgisi çizsek, yükselen trend çizgisi. Burada kapanış yapacağı, yani şu seviyelerin altında 3.83 altında 3.65'e kadar gelir. Daha kısa bir takip dışı bölgesi istiyorsanız ben bu bölgenin altında evet bu bölgenin altında 3.79'ların altında takip dışını aşağıda 3.65'lere kadar sarkabilir. Ben bunu değiştirmek istiyorum 3.79 olarak. Çünkü bu seviyenin altında bu 3.65'lere rahat geleceğini düşünüyorum. Evet. Kerevitaş sorulmuş. Kerevitaş gıda sanayi. Hemen günlüğünü açalım. Saatlikte tekrar bir al sinyali oluşmuş. 4 saatlikte stokastik sat sinyali vermiş. Ama daha bizim 3.46'nın altına iniş yapmamış arkadaşlar. Güzel bir şey. Günlüğüne bakalım. Evet. Şimdi bakın ben bunu daha önce çizmişim. Bir fincan kulp yapabilir demişiz. Bu bölgeye kadar gelmiş. Bu bölgede de yukarıdan aşağıya bir düşen trend çizgisi çizmişiz. Bir direnç bölgesi belirlemişiz. Kanalı. Bu kanalda daha önce sat sinyalleri oluşmuş. Bak gelmiş sat. Gelmiş sat. Gelmiş yine sat. Peki aşağıdan yukarıya bir yükselen trend çizgisi çizmişiz. Şöyle. Bu haftada gelmiş o trend çizgisinin üzerinde kapanış yapmış. 3.52. Ben şunu söylüyorum, diyorum ki 3.42 üzeri 3.47 üzeri takibe devam. 3.47'nin altında kapanış yapar ise o zaman hisse bu bölgede, bakın bir tane daha trend çizgisi çizebiliriz. İsterseniz bu buradan da kısadan da çalışabilirsiniz. Hani daha efektif olması açısından. Bu seviyenin altında 3.47'nin altında kapanış yaparsa yukarı şuradaki kanalı kırmış olur. Kırarsa o zaman 3.23, daha sonra da bu alttaki 2.87 desteğimize gelebilir. Biz daha önce vermiş olduğumuz yukarıdaki bütün hedefleri görmüş arkadaşlar. Kerevitaş'ı takip eden arkadaşlar şu anda bakın günlükte stokastik sat sinyalini oluşturmuş zaten. Tamam mı? Yukarıda
388 kanalına da gelmiş. Haftalık dal sinyalini oluştursa da burada aynı bölgede satıcılar fiyatı aşağı göndermiş. Ama önümüzdeki hafta bakın 347 ne kadar önemli. 347'nin üzerinde kaldığı sürece zaten fiyat tekrar yukarı gitmek isteyecektir. Ama 347'nin altında 338-336 ana desteği var haftalık. Bunun altında kapanış yaparsa ise buraya kadar çekilir. Evet. Ya bir harmonik formasyon dediğim gibi burada 471 hedef vermişiz. 470 hedefine ne zaman gider bilmiyorum ama şu 4 bu kanalın üzerindeki 4 lira fiyatının üzerinde kaldığı zaman yukarıdaki 470 verdiğimiz daha önceki son nihai hedefine ulaşacaktır. Yani şu formasyonda. İttifakla da ilgili bir grafik çalışmamız vardı. Evet, hedefini görmüş. Harika. Bunu geçtiğimiz haftalarda yapmış olmamız lazım. Tam verdiğimiz yere gelmiş arkadaşlar ve mumunu da harika kapatmış. Çok beğendim. Yani en son Nisan ayında mı yapmışız? Evet. Bakalım. ...1.53 üzeri ilk direnç 2.45 seviyesidir demişiz. Zaten bakın 5.05 gibi bir hedefi de vardı daha önce. Bakın yükselen trend çizgisi 3.20 altında takip dışı kalır. Bu zaten 3.20 altında takip dışı kalmıştı ise. Evet. 1.53 üzeri 6 takip dışı kalır. Yukarıda da hedefler vermiştik. Bu hedeflere de bir önceki videomuzu da izleyin. Hedefine ulaşmış. Zaten soran arkadaş da onu söylüyor. Bundan sonra ne yapar diye. Şimdi hedefine ulaştı. Burada ben takip bölgesini şöyle değiştiriyorum. 2.305 üzeri takip edemem. Düşeni kıracak. 3.05 üzeri takibe devam. Takip dışı bölgeyi değiştiriyorum. ...3.036 takip dışı kalır. ...3.036 takip dışı kalır dediğimiz hisse geri çekilim yapacaktır. Tabi burada da düşen trend çizgisini kırıp yukarıda ne yapabilir, hangi hedefine gidebilir ona bakalım şimdi. ...3.59-4.10 gibi bir hedefi var. Şurada 3.59'u evet, yeni hedefi olarak da gösterebiliriz arkadaşlar. Zaten haftalık da alt sinyalini vermiş. Günlüğüne bakalım. Zaten tavan kapatmış herhalde günlükte de. Çok güzel bakın bir çanak yapmış. Bak, burada bir direnç bölgesi var. Bunun üzerinde kapanış yaparsa 3.02 üzerinde dediğim gibi düşen trend çizgisini de kırmış olur. O zaman şurada oluşturmuş olduğu çanağı katlamaya gider yukarı arkadaşlar. Yani yukarıda daha da hedefleri olabilir. Bu çizginin üzerinde kaldığı sürece. Bremen sorulmuş. Birlik mensucat. Evet, biz birlik mensucatta burada hedefler vermiştik. ...1.61 hedefini buldu. 1.61'den sonra aşağıda bu bölgelere çekilir demiştim. Gelmiş bakın 1.25 üzeri kapanışlar yaparsa 1.47 hedefini görür. Daha sonra da 1.61 hedefi var. Aşağıda da 0.95 seviyesi ve 74 seviyesine kadar geri çekebileceğini söylemiştim. Şimdi Bremen'in daha önce de analizlerini yaptık. Bu analizlerde 8 Aralık diyor. Evet. Bremen'de 2 tane harmonik formasyon vardı. Bakın arkadaşlar biz 1.15 seviyelerindeyken 1.47 hedefini görebileceğini, hatta onun da yukarısında 1.65'ler falan vardı. 1.60 küsürler vardı. Onları da görebileceğini yazmıştık. Bakın fiyat 1.15 seviyelerindeyken biz bunu çizdik. Daha sonra 2020 senesinde Ocak ayında tekrardan şöyle grafiği şenlendirdik. Dedik 1.47 gördü, hedefini gördü 1.47. Grafiğimizi çizdik. İşte X, A, B, C, D diye oluşturduk.
grafiği, son grafiği. Hedefini gördükten sonra yukarıda 1.61'i gördü. Şimdi normalde harmonik formasyona göre şunu yapması lazımdı. Biz en yüksek gördüğü seviyeyi gördükten sonra aşağıda hani bu seviyeleri görmesini bekliyorduk. Geri çekilimini de yapmış. Bundan sonra ne yapar? Ona bakalım. Burayı bir silelim. Evet. Ya günlükte mum formasyonlarına falan da bakıyorum da arkadaşlar. Günlükte 1.17 üzeri takibe devam diyorum. 1.17 üzeri takibe devam. Şimdi bunu bir belirleyeyim. Ondan sonra Fibonacci ile çalışacağım. Aynı bölgeleri yakalayabilecek miyiz diye. Evet. Şimdi Fibonacci'mizi kullanacağız ama şöyle bir haftalığına falan da bakalım, aylığına, mumlara. Evet. Aylık mumu şu anda fena değil. Hani bir önceki mumun üzerinde kapanış yapıyor ama burada tabii bir direnç bölgesi burası. Hani bunun üzerinde bakın. Şurası daha önce ne olmuş? Destek olmuş. Şimdi direnç bölgesi olarak çalışıyor şu kanal. Bu kanalın üzerinde kapanışlar yapar ise, yani 1.28 üzerine atarsa hisse rahatlar ama 1.28'in üzerine atmazsa hisse geri çekilmeye devam edebilir. Haftalık, aylıkta böyle, haftalıkta bakıyoruz mum formasyonuna. Haftalıkta bakın, burada bizim 1.36 seviyelerindeki direnç bölgemize takılmış, 1.36'nın üzerinde kalamamış. Haftalık 1.36 üzeri kapanışlarda hisse yukarı devam eder. Onun altında baskılanır ve aşağı çekilme devam edebilir. Şu anda bir doji bırakmış, yani kararsız mum. Haftalığı böyle bırakmış. Alt sinyali oluşturmuş daha önce. 3-4 haftadır yukarı gidiyor. Şimdi bu seviyenin altında kapanış yaparsa, 1.17'nin altında kapanış yaparsa zaten hisse geri çekilmeye devam edecektir. O yüzden 1.17 seviyesi önemli bir destek bölgesi. Benim size tavsiyem, buradan bir de yükselen trend çizgisi çizelim. Şöyle bakın, aynı bölgede kırılımı yaparsa düşüş devam edecektir. Hani günlüğünde bir harmonik formasyon var mı diye bakıyorum. XA yaptık. Evet, geldi. Normalde bu hisse yukarıda şu seviyeleri görmesi lazımmış hedef olarak. Biz onu çizelim. 1.45 seviyesi hedef olarak görülebilir. Ama hangi şartlarda? Şimdi bu bölgede bir düzeltme yapıp, tamam mı, daha sonra yukarı yönlü hareketine devam etmesi lazım. Hatta ve hatta şimdi şöyle bir şey yaparsam, 1.45-1.49 arasında ben başarı bölgesi olarak burayı belirliyorum. Yani buraya kadar hedef yükselebilir ama yükselen trend çizgisi üzerinde kaldığı sürece. Bunun altında kapanışlar yapar ise o zaman hisse bu bölgeye kadar çekilse de bu kanal içerisine çekilip bu kanal içerisinden tekrardan tepki alma olasılığı çok yüksek olur. Evet. Yani 1.17 altında kapanış yaptı. Hisse nereye kadar düşebilir? Bu bölgeye kadar geri çekilebilir. Bu bölgeden tepki alırsa da yukarıda bu bölgeye kadar yükselecektir. Yani 1.45-1.51 seviyesine kadar yükseliş gösterebilir. Uşak sorulmuş. Uşağı geçen hafta analizini yaptık. Uşak videomuzu izlemeyen varsa izlesin. Yükselen, düşen trend çizgimizi çizdik. Dedi ki kardeşim, bunun üzerinde kaldığı sürece hisse yukarı gidecektir. Hedefleri de 1.53-1.67. İlk verdiğimiz hedef 1.41'di. 1.38'di. 1.38'de direnç vardı. Bu direncin üzerinde kalmış. Direncin üzerinde kaldığı sürece 53 ile 67 hedefi devam ediyor. Tamam mı arkadaşlar? 53 ile 67 hedefi devam ediyor. Bir önceki videoyu izleyip daha da net detaylı bakabilirsiniz. 45 derecelik bir çizgi çizmiştik. Bu çizginin üzerinde attığı zaman o zaman yükselişini daha da yapabilir demiştik. Şu anda 45 derece çizginin altında bir düzeltme gelebilir. Bizim takip dışı bölgemiz 1.30, yani şu bölge 1.38. 1.38'in altında hisse 10 kademe aşağı geriliğe çekilecektir. Son dip de 1.21. Bir önceki videoyu uşağı soran arkadaş lütfen bir incelesin.
seyretsin. Uluğun. Uluğun bayağı gitmiş hız kesmeden. Şöyle bakalım arkadaşlar, bir aylığına bakalım. Evet, aylıkta burada sat vermiş. Sonra tekrar gelmiş. Hareketli ortalamalarımıza bakalım. Gelmiş en altta 50 aylık hareketli ortalamaya iğne atmış. Bu seviyeden tepki almış. Koronavirüste un fabrikaları ciddi anlamda çalıştı ve güzel kazançlar elde ettiler. Bu da fiyata yansımış zaten. Çok ciddi bir yükseliş yapmış. Haftalığına bakalım. Haftalıkta bu bölgede bakın 200 haftalık ve 100 haftalık hareketli ortalamalardan tepki alarak yukarı fiyat çok ciddi bir şekilde fırlamış. Her hafta üstüne koyarak gitmiş ve geçtiğimiz haftayı da zirvede kapatmış resmen. Hemen hemen bayağı bir tavan yapmış. Şimdi bu bölgeye daha önce ulaşmış mı diye bakıyorum. Bu bölgelere daha önce uluğun hiç ulaşmamış arkadaşlar. Günlüğe bakıyorum. Evet, günlükte bir pin bar oluşturmuş. Bu önemli bir pin bar. Dikkat edilmesi gereken bir pin bar. Çünkü bu seviyenin altında yapacağı kapanışlarda, tamam mı? Evet, bu seviyenin altında yapacağı kapanışlarda 7.26 takip dışı kalır ise, 7.26 takip dışı kalır ise, bu kadar net söylüyorum, takip dışı kalır. Çünkü çok şişmiş, aşırı satış bölgesinin, alım bölgesinde osilatör aşağı doğru kafayı eğmiş. Bir 7.26 günlük kapanış yaparsa bakın, özellikle hatta 7.26, 7.05'te var ya, şu kanal altında kapanış yaparsa bu ise düzeltmeye gider. Nereye kadar düzeltmeye gider? 6.39 seviyesine kadar, şu seviyelere kadar destek bölgesi olarak Fibonacci ile desteklemek istiyorum. Evet, bakın 7.668, 7.20'nin altında 6.68 seviyesi var, onun altında da 5.88 var. Buralara kadar düzeltme yapabilir, fakat daha sonra yönünü yukarı çevirebilir. Önemli olan burada bizim için 7.26'da burayı da belirleyeceğim ya. Bir önceki desteği de belirlemek istiyorum. Çünkü Uluğun bu krizde ciddi anlamda kar yapan firmalardan bir tanesi, ama kar satışlarını da hani bir şekilde yapıp düzeltme olabilir hisselerde. Şimdi 4 saatliğine de bakacağız. Evet, 6.68 alt desteği, onun altında da 5.88. Bakın şu anda 4 saatlikte de sat sinyali oluşmuş ama 3 tane pin barımız var. Bu pin barlar güzel pin barlar. Bizim destek bölgelerimizdeki hareketli ortalamalarımız olan 9 seanslıktan tepki alıyorlar. Tamam mı? Bak her seferde 9 seanslıktan tepki alıyor. 9 seanslık altı 7.04 oluyor. 7.04 altında biz o zaman takip dışı bölgemizi 7.04'e kadar çeksek mi? Çünkü 7.27'de kademe olarak çok az elinde olanlar için, hani en azından bilmiyorum. 7.046 takip dışı kalır arkadaşlar. Çünkü 7.04 altında da 6.68'e kadar geri çekilme yapacaktır. 7.04 bizim burada önemli ana destek bölgemiz. Bu kanal üzerinde kalırsa bakın 7.27, hatta biz şöyle diyelim o zaman, 7.20 üzeri takibe devam diyelim. Biz onu değiştirelim. 7.20 üzeri takibe devam. Evet. Nereye gidebilir? Yukarıda peki, değil mi? Bir direnç bölgesi var mı? Ona bakalım. Şuradan çizmeye çalışalım. Evet, zaten 7.99'da direnç bölgesine ulaşmış arkadaşlar. Tamam, bizim direnç bölgemiz 7.93'müş. Bakın 7.93 üzerinde kapanış yaparsa da 8.86 gibi bir hedefi görebilir burada. Ama 7.93 direnç. Bu direnci de çizelim kırmızı olarak, o da dursun orada. Bunun üzerinde kalırsa da 7.86'yı test eder. Yoksa geri çekilir. Evet.
Uluğuna da baktık. Pirkap sorulmuş. Pirkap yakın bir tarihte baktık diye hatırlıyorum ama artık o kadar hisse bakıyorum ki ne oldu ne bitti bilmiyorum. Pirkap'ta evet X, A, B, C, D diye bir formasyonumuz varmış. Tepki bölgesiymiş burası. 2.876 takip dışı kalır dediğim hisse burada 3.16 hedefini görmüş. Yukarıda 3.89 hedefi var. Ben takip dışı bölgeyi 3.13 olarak yükseltsem diyeceğim ama şöyle yapalım. 3.37. Evet, takip dışı bölgeyi 3.37'ye çekiyorum. .37. Çünkü 3.37'nin altında burada 3.15'e çekilecektir. Kademe farkı var arkadaşlar. Hedefi yukarıda, nihai hedefi 4.43. Şu anda düşen trend çizgisini kırmış vaziyette. Yani evet. Yukarıdan aşağıya düşen trend çizgimizi bu bölgede kırmış. Tamam, güzel. Yükselen trend çizgimize bakalım. Şimdi hareketli ortalamaları kaldırayım. Bunu bir... Evet. Burada stokastik sat sinyali oluşturmuş. Bakın şu mumda. Bunun altında yapacağı kapanışta, 3.37'nin altında yapacağı kapanışta hisse aşağıya çekilecektir. Bir düzeltme yapıp daha sonra tekrar toparlayabilir. Biz burada nereye kadar yükseldiğini bir görelim. Evet, 3.54 seviyesine kadar yükselmiş. Aşağıda da geri çekilme yaparsa, yani şu hedefleri belli zaten. Geri çekilme yaparsa 2.80 seviyesi, 2.86 seviyesi. Yani alt yeşil destekler bizim şu anda tepki bölgelerimiz tekrar. Tamam mı? Buralara kadar çekilebilir. Buradan tekrar tepki alıp yukarı kalkabilir arkadaşlar. Pir kapı yapmışız. İHİAY sorulmuş. İhlas Yayın Holding. Biz İHİAS'a da bakmışız. Haftalığına bakalım. Evet. 1.35 zirve. Direnç bölgesiymiş. 94.6 takip dışı kalır demişiz. Hisse burada zaten 94'ün altında bakın. Yükselen trend çizgisi burada. İki tane trend çizgisi çizmişim. Bunu kırdığı anda diğerini de kırmış. Bakın gelmiş aşağıya kadar düşmüş. 94 altında eğer hisseyi takip dışı bırakmış olsaydı aşağıdan gidip şu seviyelerden bile stokastik al dediğinde şu mumunda bakın burada dark cloud var. Mum formasyonu. Yani kapanıştan sonra aşağıda gaplı açılış. Ondan sonra yukarıda yarısından sonra kapanış. Burada bir al sinyali oluşmuş zaten o hafta. 23 Mart haftası. Ondan sonra hisse yukarı yönlü devam etmiş. Şu an tam dirence takılmış. 88. Evet, bizim burada 84 üzeri takibe devam diyorum. Bu sefer takip dışı yerini 84 olarak belirliyorum. 84 üzeri takibe devam diyoruz, tamam mı? Şuraya not almak istiyorum. Daha önceki takip dışı, daha önceki. Aslında şöyle yapalım bir saniye. Evet, bunu 84 takip dışı olarak belirtelim. Aşağı yönlü eğer düşmeye devam ederse şu anda ne almış? 50'si almış. Geri çekilmeye bakalım. Aşağıda destek bölgesi verelim. Nereye kadar geri çekilebilir diye. Bir dirençle karşılaşmış. 0.94 üzerine tekrar, tamam. Bakın daha önce 94.6 stop dediğim bölgeye gitmiş, takılmış. Geçememiş orayı. Orada direnç olmuş. Şu an ise aşağı geri çekilir ise aşağıda bizim 69 seviyesine kadar bir geri çekilme, bir desteğini bekleyelim bakalım. Geri çekilirse 84 üzeri kalırsa zaten 84 üzeri takibe devam. Tamam mı arkadaşlar? Hani 94 üzerinde zaten düşen, yani yükselen trend çizgisinin üzerine atmış olur. Yükselişine devam eder. Bu İHİA ile ilgili daha önce de grafik analizleri ve video analizi yapmışım arkadaşlar. Tamam mı? İHİA. Bakalım. Burada. Bak, ilk Şubat'ta çizmişiz bunu. 29 Şubat'ta çizmişiz. Ne demişiz? 81 üzeri kapanışları da yukarıdaki mavi hedefe götürür demişiz. Zaten gitmiş, maviyi de geçmiş, daha bayağı yukarılara çıkmış.
Daha sonra demişiz ki 94 takip dışı kalır. Bakın 94 burada, daha altı oluşmamış. Yükselen tren çizgisi, yükselen tren çizgisi 1.35 mavi üzeri hedefine gider demişiz zaten. Değil mi? 94 altına kapanış yapıyor ve sert bir düşüşle şu an buraya kadar iniyor. Yukarıdaki hedefleri belli zaten. Hedeflerde bir değişiklik yok. Ona göre 1.83 gibi bir hedef belirtmişiz. Yükselişine devam ederse. Evet. İHİA'dan sonra gübre fonuna bakalım. Haftalıkta gübre fon al sinyali oluşturmak üzere. Ama geçtiğimiz hafta da şuradaki direncimize takılmış, 15.46 direncimize takılmış. Bunun da grafik analizini daha önce yapmıştık arkadaşlar. Şöyle bir harmonik formasyon olabilir demiştik. Fakat 15.45 hedefine takılmış. Şimdi gübre fona bakıyorum. 4 Nisan'da yapmışız. 4 Nisan'da günlükte fiyat 14.21 iken biz 15.21 direnç bölgesinde hedef vermişim. 14.02 takip dışı kalır demişiz. 4 saatliğine bakalım şimdi. Hedefini görmüş. Yani bizim verdiğimiz hedefi görmüş. Niye görmüş? Burada 15.21 yapmış. Biz nerede çizmişiz bunu? Hemen bakalım. Fiyat 14.21'deyken nerede? Nisan, 4 Nisan'da. Bakalım 4 Nisan tarihini. 9, 8, 7, 3. Şuralardayken fiyatı çizmişiz. 15.21 hedef vermişim. Zaten 15.53'ü görmüş. Ondan sonra düşüş yapmış. Şimdi bizim için önemli olan burada şu grafiğe baktığımızda, ben şu bizim için önemli olan kısmını çok kullanıyorum. Özür dilerim ağzıma. Ben de şimdi daha yeni fark ettim. Çok konuşuyorum. O yüzden arkadaşlar kusuruma bakmayın. Bazı kelimeleri tekrar ediyor olabilirim. Şimdi buradan yükselen trend çizgimizi çektiğimiz zaman zaten hisse şu anda negatif bölgede. Tamam mı? Yani bir kanal içerisinde. Bakın şuradaki kanalla buradaki kanal arasında gidiyor. Hemen şöyle çizelim burayı. Tamam mı? Bakın hisse birinci kanalı bu. Tamam mı? İkinci kanal bölgesi de burası. Burası. Bir dalgalanma yapıyor bakın. Gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Artık alt bölge burası. Eğer şu kanalın altında kapanış yaparsa yükselen trend çizgisinin, yani 13 kaç? 14.02 mi burası? 14.02. 14.02'nin altında takip dışı kalır. Bak yine aynı bölge. Ben iddiamda devam ediyorum. 15.21 üzeri yukarıda bu hedefi görür. 14.02 altında takip dışı kalır. Çünkü bu bölgeye kadar sarkıp formasyonu şöyle de tamamlayabilir. Böyle de yapabilir yani. Evet. Gübre taşı da böyleydi. Daha önce video analizini yapmışım. Bulup izleyin. Videoların altında listeler oluyor veya ana ekran kapaklarında. Onlara dikkat ediniz lütfen. Oradan bulabilirsiniz. Kristal sorulmuş. Kristal da bizim gediklilerimizden bir tanesi. Kristal da 95 üzeri takip dediğimiz hisse. Bakın burada zirvede 1.74 gördü. Çok güzel bir prim yaptı. Bir çanak formasyonu şu şekilde oluşturdu. Bir fincan oluşturur mu bilmiyorum ama. Şimdi biz 4 saatlikte değil de günlüğünde bakalım. Evet, günlükte şöyle bir tren çizgisi hemen alalım. Her zaman olduğu gibi çizelim. Bu bölgede kapanış yaparsa altında takip dışı kalır. 1.52. 1.52 altı takip dışı kalır. 1.52'nin altında takip dışı kalır arkadaşlar. Bakalım ne var burada. XA yaptık. Evet, bir cypher formasyonu söz konusuymuş. Şu anda %50'sini almış. Burası da bir direnç bölgesiymiş zaten. Bu direnç bölgesinde tepkiyle karşılaşması normal. X, A, B, C ve hedefi 2.13 seviyesi. Ha, bu hedefe ne zaman gider? Onu Allah bilir. Sonuç itibariyle ama
Pardon, çok özür dilerim. Koordinat 2-13. 2-13 seviyesi mavi hedef bölgemiz. Normalde bu. Şimdi yükselen trend çizgimizi çizdik mi? Bunun altında kapanış yaparsa düzeltmeye girer. Nereye kadar düzeltmeye girer? Onu belirleyelim. Hop geldik. Burada pardon yanlış çizdik. Fibonacci'mizi düzeltme seviyelerinde dip tepe yapmamız lazım. Aşağıda 1.41 seviyesine kadar bir geri çekilme ilk etapta bekleyebiliriz. Tamam mı? Hani formasyon gereği de benim kendi düşüncem 1.31 seviyesine kadar geri çekilse de bu bölgeden tepki alıp devam eder. Yoksa ana tepki bölgesi burası zaten. Şimdi bunu kaldıralım. 1.52 seviyesi bizim için yeni takip bölgemiz. 1.52 üzeri takip, 1.52 altı takip dışı kalır. Stokastik burada sat sinyali vermiş. Hareketli ortalamalardan tepki almış. Bakın burada hangisinden tepki almış? 9. 9 günlük hareketli ortalamadan tepki almış. Bunların üzerinde kaldığı sürece sıkıntı yok. Aşağıda 21 günlük hareketli ortalamaya kadar da sarksa önemli değil. 21'in altında kapanış yaparsa o zaman kanal içerisine çekilir. Ama bizim hedefimiz yukarıda bu bölgeler. Bakalım düzeltmesini nereye kadar yapabilir? Çünkü sat sinyali oluşmuş. Şu bölgeye kadar geri çekilse de yukarıda 2.13 seviyesine gelecektir. Takip dışı bölgeleri dikkate alın arkadaşlar. Hisseleri de şu an geri çekilme, düzeltme seviyeleri görüyorum. Dikkatli olmakta fayda var. Ha, bu hafta mı yapar, önümüzdeki mi hafta mı yapar bilmiyorum ama şu an stokastik sat sinyalleri oluşturmaya başlamış. Bizim için önemli olan, yani sizler için önemli olan şu. Burada verdiğim takip noktalarının üzerinde hisselerin kalması. Altında kapanışlar yaparsa çekilmeye devam eder. Evet. Tav hava yolları sorulmuş. Tav hava yolları biz bununla analizini yaptık. Hedeflerini gördü. Oo, çok iyi. Bayağı bir yükseliş yapmış. Biz bunu 4 saatlikte mi çizdik? Hemen bakalım. Bununla ilgili hemen video analizine bakacağım. Evet, YouTube kanalımda 4 Nisan tarihinde çektiğim videoda zaten analizini yapmışız. Biz bunun daha önce de analizini yapmışız. Evet, bakın 20 ise grafik analizi dediğimiz harmonik formasyonlar. Bakın burada hisse zaten üstünde ismi yazıyor. Tav hava yolları. Yaptığım bütün analizler zaten buralarda var. İttifak da varmış zaten. Tav hava yolları. Bu videomuzda biz analizimizi yapmışız. Daha önce yaptığım analizler de var. Mesela 23 Kasım, hatta ondan önce de yaptığımız grafik analizleri var tavla ilgili. 27.72 hedef göstermişiz, vurmuş. 33.48'ler var. Bu bölgelere gitmiş. Burada 27.52 iken takip dışı kalır dediğimiz hisse 27.52 altı kapanışlar yapmış. Trend çizgisini kırmış aşağı yönlü. Daha sonra geçen hafta yapmış olduğumuz 18 Ocak'ta bir çalışma vardı. 31.24, bakın 18 Ocak bir ay önce 31.46 hedef göstermişiz. Aşağıda 27.52 destek bölgesini göstermişiz. 16-12'ye kadar düşüşler göstermiş. Tekrardan bir harmonik formasyon çizmişiz. Yukarıda hedefler vermişiz. Tabi burada düzeltilmiş grafik üzerinden de çalışmışız. Son olarak baktığım zaman TAV hava yollarına 20, yani bu seviyede 18.92 vermiş olduğumuz hedefini görmüş. Bunu silelim. Evet, bakıyorum şu anda 4 Nisan şuralardayken ise şu seviyelerdeyken kırılımı yukarı yönlü yaparsa hedef verdiğimiz bölgelere ulaşmış. Şimdi burayı bir silelim komple, çizim araçlarını kaldıralım. Evet. Bir bu açık kalsın. Şimdi baktığım zaman 4 saatlikte al sinyali oluşturmuş tekrar ama bizim burada direnç bölgemiz arkadaşlar 20.38. 20.38 direnç bölgesi. Bunun üzerinde kapanış yaparsa hisse yukarı yönlü hareketini devam ettirir ama şimdi burada bir harmonik formasyon oluşumu var mı? Tekrardan bir bakalım. Onu tamamladı mı? Evet.
Hani şöyle bir hareket de yapabilir burada, geri çekilmesinde. X, A, B, C, D dediğimiz C ayarını yukarıda oluşturur ise, buradan geri bir dönüş sinyali verirse bize, bakacağız vermiş mi diye, bu seviyeye kadar geri çekilme yapabilir. Yani 15-16 seviyesi. 15-16 seviyesi. Burayı bir destek bölgesi olarak belirleyelim. Buraya kadar gelirse buradan bir tepki alabilir. Bakın gelir demiyorum. Gelebilirse burayı not alın. Bu bölgeye eğer inerse buradan tepki alabileceğini söylüyorum ben. 15-16. 15-16 seviyesi. Şimdi bunu tekrar bir kaldıracağım. Desteğini çizdik. Hangi şartlarda bu olabilir? Şartlarını söyleyelim. Evet. Bakın yükselen bir trend çizgisi çizdim. Eğer ise gelir, bu bölgenin altında kapanışlar yapar ise, şu seviyenin altında 19.02 takip dışı kalır. Yani aşağı düşüşünü devam ettirecektir. Bunu da bir Fibonacci seviyesiyle netleştirelim. X A yaptık. Evet, biraz aşağıya almışım. Yukarı almam lazım. 19.19 seviyesi. Pardon. 19.19 seviyesi ana destek bölgesi. Tamam, 19.19 üzeri takibe devam. Üzeri takibe devam. 19.19 altına kırılım yaparsa, yükselen trend çizgisini kırdığı için aşağıda bu 16.80, 17.99 bu seviyelere kadar geri çekilebilir. Harmonik formasyonu eğer tamamlayacaksa 15.14 seviyesine kadar da geri çekilme yapabilir. Şimdi biz yukarı yönlü hedefimiz ne olabilir, ona bakalım. Şimdi günlüğüne alıyorum. Günlüğe alıyorum. Burada bir harmonik var mı, ona bakacağız. Yukarıda hedefi olan bir harmonik var mı, ona bakacağız. Nereye kadar çekilmiş onu? Evet, 382 yapmış. Yukarıda ne yapıyor? XA Fibonacci'mizi çektik. Evet, burada 618-382. Yukarıda hani şöyle bir hedefi olabilir. Buradan geri dönüş de yapabilir. Her ne kadar statistiğine falan bakacağız. Hani sat sinyalleri nereye kadar devam ediyor diye. Bizim burada şu kanal içerisinde bir hedef bölgemiz, bir yükseliş de yapabilir arkadaşlar. Yukarıda beklediğimiz bölgede burası. Bu kanal içi. Burada bir dirençle karşılaşır. Burada satıcılar tekrar aktif hale gelebilir. Yani üst band 27.10. Alt band 25.69 olarak. Burada daha önce satıcılar zaten aktif hale gelmiş, sat sinyalleri oluşmuş ve hisse baskılanmış, aşağıya gelmiş. Yine aynı bölgede, bu bölgede alanlar, hani en azından kafa kafaya elimdeki hisseyi çıkartayım diye düşünen olursa, bu bölgede de yine pardon, telefonumu susturayım. Satıcılarla karşılaşabilirler arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Biz yukarıda hedeflerini bunu belirliyoruz. 20.38'in üzerinde kaldığı sürece. 20.38'in üstünde kaldığı sürece yukarıdaki hedeflerine gidecektir. Yükselen tren çizgimizi kırmazsa aşağı doğru düşeceğini zannetmiyorum. Ufak bir geri çekilme yapıp, yani 17.49'lara kadar, biraz önce zaten belirledik orayı. Şöyle bir Fibo'muzu da tekrar çekersek orayı da işaretleyelim. 18, 17, 16, 82 bu seviyelere kadar geri çekilme olsa da herhangi bir sıkıntı olmaz. Buradan tepki alıp ben 15-15'in altına sarkacağını düşünmüyorum geri çekilse bile. Ama önemli olan şu çizgiyi kırmaması. Bu çizginin üzerinde yukarı yönlü devam edecektir. Şimdi son mumlarına bakalım. Mum formasyonlarının analizini yapalım. Şimdi günlükte burada sat sinyali oluşturmuş. Bir sonraki mum da bunun altında kapatmış ama son mum bir pin bar yapmış. Yani bir doji oluşturmuş. Alımla tekrar yukarı fırlatmış fiyatı. Önümüzdeki hafta bu fiyatın üzerinde, yani işte 20.38 üzerinde kapanışlar yaparsa, demek ki hisse yönünü tekrardan stotastik ala çevirip yukarı yönlü devam edecektir. Çünkü ben burada şunu görüyorum. Haftalığına baktığım zaman haftalıkta zaten tam al sinyallerini oluşturmuştu. İstekli mumla kapatmış. Bunun üzerinde yapacağı kapanışla tekrar bu seviyedeki direnç bölgesine ulaşacaktır. Yoksa
bir düzeltme yapacaktır. Haftalıkta da 18-70 destek bölgesiymiş. 4 saatliğine baktığım zaman yine stotastik burada. Bakın sat sinyalini burada oluşturuyor. Altta al sinyalini bu mumla birlikte veriyor. Bu mumun üzerinde kapanış yapıyor. Ama direnci var. O direnci geçmesi lazım. Saatliğine baktığım zaman da stotastik burada. Bize bakın şu seviyeye geldiğinde 19.04'lerde al sinyalini vermiş zaten. Evet, biz buraya kadar taşımış. Tav hava yolları da bu şekildeydi. Son hissemize bakıyoruz. Bu videonun son hissesi Vakko. Vakko'yu uzun zamandır analizini yapmıyoruz. Bir Vakko'ya bakalım. Uzun zamandır derken son zamanlarda yapmışız. 4.55-6 takip dışı kalır dediğimiz hisse harbiden takip dışı kalmış. 4.40 daha sonra takip dışı demişiz. Bir yine takip dışı bölge. Alttaki yeşil desteği sarkar demişim. Oraya kadar da gelmiş. Söylediğimiz her şeyi yapmış. Şimdi yeni bir grafik çizelim buna. Bakalım. Evet. Trend çizgimizi kırmış. Daha önce siyah bir ekranda çalışmışız. Onu bir bulalım bakalım var mı bizde. Vakko. Evet, Vakko ile ilgili çok çalışmamız var yani. Ve her seferinde de hedeflerimizi buldu. Bunu evet, asıl grafiğimiz bu. Yukarıda 5.12'yi beklemişiz. 4.46 takip dışı. 4.55-6 takip dışı kalır demişim burada da. Sonra da 4.40 ikinci bir grafik çizmişiz. Alta sarkar ise desteği iner demişim. Önemli destek. Bakın 3.10'a kadar inebileceğini ben ta 4.46 seviyelerindeyken söylemişim. Yani bunu söylemek kolay değil. 4.3 tabii bu seviyeye kadar 3.02'ye kadar geri çekilimini de yapmış. Şimdi çizim araçlarını kaldıralım. Bundan sonra ne yapacak ona bakalım. Aylığına baktığım zaman aylık burada 3.83 destek olmuş. Haftalığına bakalım. Hareketli ortalamaları da açalım. Evet, haftalıkta al sinyalini bu mumda vermiş. 4.14 seviyelerinde 9 haftalıkta direnç olmuş. Onun üzerinde kapanış yapamamış. Günlüğüne bakalım. Günlükte sat sinyalleri oluşturuyor. Burada ufaktan bir harmonik formasyon oluşumu var. Eğer sat devam ederse düşüşünü devam ettirir arkadaşlar bu. Sat sinyalleri çünkü oluşmuş günlükte. Diğer hisselerde olduğu gibi bir düzeltme hareketi içerisinde. Yeni bir şey belirleyeceğiz. Destek bölgesi. Şimdi ben diyorum ki bu hisse 4.33 üzeri takibe devam. 4.33 üzeri takibe devam. 4.33'ün altında kalırsa evet, 4.33 altında 4.23 desteğini görüyorum. Altında da 3.96 desteği var. Şimdi 2. Evet, 3.74 desteği ne kadar çekilebilir? Bir yarasa formasyonu yapabilir mi diye düşünüyorum da. C ayağını oluşturduktan sonra onu net bir şekilde söyleyeceğim. Şu anda evet. Yani şöyle bir harmonik formasyon oluşumu olabilir. Daha erken ama bunu söylemek için. Buraya kadar çekilip tekrardan yukarıda 5.96 seviyesine gidebilir. Hatta buraya kadar da çekilip buradan da gidebilir. O yüzden C ayağının takip edeceğiz destek dirençlerini. Şimdilik böyle bırakalım. Önemli olan burada takip eden arkadaşlar için söylüyorum. 4.33 üzeri takibe devam. 4.33 altında kapanış yaparsa hisse geri çekilir. İlk destek bölgesi de 3.74'e kadar sarkma ihtimali de olabilir. Çünkü burada bakın şu şekilde bir yükselen trend çizgimizi çizdiğimizde bu bölgeyi burada kırdık, kırar ise ne yapar? Buradaki destek bölgesine kadar çekilir arkadaşlar. Fibonacci'mizin seviyesi burasıydı. Bakın burası da bir destek bölgesi. Vakko ile ilgili görüşlerimiz bu. Videomuzu burada bitiriyoruz. Yaklaşık 4, 8, 12, 16, 20 hisse analizi yaptık. Yine 20 hissemiz daha var. Onları da bir sonraki videomuzda yapacağız. Teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza beğeni bırakmayı unutmayınız. Teşekkür ederiz. Umarım her şey iyi olur sizin için ama önümüzdeki hafta biraz dikkatli olun arkadaşlar.